Selam. İyi misin? Ne oldu? Babaannem. Ne oldu babaannene? Uzun hikaye. Uzun hikayeleri sevmediğimi mi söyledim sana? Sever misin? Seni ilgilendiriyorsa sevip sevmemem önemli değil. Dinlerim. Hadi anlat, ne oldu? Şimdi şöyle. Babaannem yıllardır kızını görmüyor. Neden? Neden sorma, onu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama kızının gelmesini her zaman bekledi. Yakın zamanda bir takım şeyler oldu. Ama gerçi onlar da farklı konu. Neyse, babam babaannemin kızının komada olduğunu öğrendi. Ama tabii babaannemin sağlığını düşündüğümüz için babaanneme söyleyemedik bunu. Sonra? Sonra hani gerçekler akarsu gibidir ya. Önüne ne kadar set çekersen çek, gün gelir ve o seti aşar. İşte bugün de babaannem öğrendi gerçekleri. Tabii bizim ondan gerçekleri sakladığımızı da öğrendi. Babama da bana da demediği laf kalmadı. Anladım. Kötü olmuş. Olmaz olur mu? Şimdi artık ne yapıp edip kızını bulmamız şart. Eğer yoğun bakımdaysa mutlaka buluruz da. İşte. Hangi hastanede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. İlk öğrendiğimizde bütün hastanelere baktık ama bulamadık. Belki hastanede değildir. Belki evde yoğun bakım ünitesi kurulmuştur. Olamaz mı? Belki de. Ama bildiğim tek bir şey var Yasemin. İsterse farklı bir gezegende olsun. Yine de bulacağız. Artık babaannemin üzülmesini istemiyorum. Babaannen senin gibi toruna sahip olduğu için çok şanslı. Bu akşam size gelmemi ister misin? Gerçekten mi? Evet. Seni böyle üzgün görmeye alışık değilim. Hem ben üzgün olduğumda sen bana hep destek oluyorsun. Şimdi sıra bende. Ben sana destek olmak istiyorum. Çok sevinirim. Seni öyle görünce sonrasında size gelmek istemiştim. Ne güzel işte. İyi ki geldin. Ama şimdi emin olamadım. Gelmem iyi mi oldu, kötü mü oldu anlamadım. Aslında hastanede iyi bir fikir olarak gelmişti. Neden böyle düşünüyorsun ki? Şimdi ailenin canı sıkkın. Bir de misafir geldi, benimle ilgilenecekler. Ne bileyim, bu durumda gelmem biraz yersiz oldu sanırım. Hiç de bile. Burada olman beni o kadar mutlu ediyor ki. Gerçekten mi? Gerçek bile şu anı görse gerçekliğini sorgulardı. O kadar gerçek. İyi ki geldin Yasemin. Biraz evin havası dağıldı. Rahat ol Pınar. Yasemin'in olan biten her şeyden haberi var. Aman ben de bir an için söylememem gereken bir şey söyledim sandım yine. Zaten hiç anlamıyorum ben bu durumu ya. Yani söylememem gereken bir şey bir zaman sonra herkes söylemeye başlıyor. Ama işte kızılan taraf hep ben oluyorum. Çünkü her şeyin bir yeri ve zamanı var. Ha bir de söylenmesi gerekenler ve gizlenmesi gerekenler var tabii. Sabah yaşadığınız olayı bana anlattığın için ben bilmesi gereken taraftayım. Ama babaanneniz kızının durumunu bilmemesi gerekiyor. Yani o gizlenmesi gereken taraftaydı. Aynen öyle. Babaanneme gerçekleri anlatırken onun sağlığını tehlikeye atacak bir şey yapmamamız lazım. O yüzden daha temkinli davranıyoruz. Çok normal. Ona çok değer veriyorsunuz. Elbette öyle. Babaannenizin
Ne zamanları tanıyorsunuz? Doğduğumuz günden beri. Babam gençliğinden beri babaannemin yanında çalışıyormuş. Biz de kendimizi bildik bileli yani hep bizim yanımızdaydı. Ve onu çok seviyoruz. Babamın da ondan başka kimsesi olmadığından babam için babaannem çok değerlidir. Ama bir akrabalık bağı yok, değil mi? Yok. Ama bazı bağlar kan bağından daha kuvvetlidir. Yani babaannemle bizim aramızdaki bağ da aslında öyle. Hiç unutmuyorum. O zaman 3. sınıfa gidiyordum. Öğretmenimiz de işte ertesi gün için bir ödev vermişti. Ödevimiz de 3 tane Türkiye haritası çizmek. Yani en kolay yolu nedir? İşte alırsın kağıtları, haritanın üstüne koyarsın, dikkatli bir şekilde üstünden geçersin. Yani kolay bir yöntem olduğu için onu seçtim. Ama başarılı olamadım asla. Çünkü kağıtlar çok kalın. Altındaki çizgiler çok ince, yani haritanın çizgileri çok ince. Üstünden geçerken olmadı, yani yapamadım. Neyse, işte silip sürekli deniyorum, tekrar çiziyorum falan. Sonra babaannem tabii benim o çılgın debelenmemi görmüş, yanıma geldi. Bir elinde ampul var, bir elinde de buzdolabının sebzeliği. Tabii ben ne olduğunu anlayamadan babaannem o işte ampulün ucuna duyu taktı. O duyun ucunda da fiş vardı. Sonra onu aldı, sebzeliğin içine sarkıttı. Bir de böyle üstünde cam olan bir sehpa vardı. O camı üstünden aldı, sebzeliğin üstüne koydum. Sonra bana dedi ki, al sana nefis çizim masası. Vay be. Çok zekice bir hareket. Yani mühendis olsa bu kadar olur. Bak asıl sen bir de şu hikayeyi dinle. Ben küçükken böyle kazmaya çok meraklıymışım. Annem de benim doğum günüm için pasta almış, eve geliyor. Gelirken çukuru görmemiş tabii. Basmış, düşmüş çukura. Ondan sonra işte pasta tabii artık yenmeyecek bir halde. Annem bana öyle bir kızdı ki o gün. Sana anlatamam. Benim aklım fikrim tabii o pastada. Yiyemedik ya pastayı. Üzülmüşüm, ağlamışım falan. Sonra babaannem öğreniyor bu durumu. Üzülmeme dayanamıyor. Git diyor işte bir pasta al diyor babama. Çocuklar mutlu olsun. Babam elinde 7 katlı bir pastayla geliyor. Ama o pastayı gördüğümdeki mutluluğumu anlatamam sana. Bu sefer de neredeyse gözlerimden yaşlar böyle mutluluktan akacaktı. Neyse biz kutladık doğum gününü, pastamızı üfledik. Sonra tam pasta yiyeceğiz. Babaannem dedi ki o pastayı dedi mahalledeki çocuklara da dağıtacağız. Biz pastayı parçalara ayırıp mahalledeki çocuklara dağıttık. O da çok güzel bir hikayeymiş. Babaannenizin kendi çocuğu var mı? Ya da ne bileyim torunu? Evet, var tabii canım. Olmaz mı? Ama görüşmüyorlar. Yani benim bildiğim babaannem hep kızının dönmesini bekliyor. Ama kızı gelmiyor. Bir de oğlu var. Yani yüzünü böyle hayal meyal hatırlıyorum ama biz çocukken gelirdi böyle konakta birkaç gün kalır giderdi. O nerede peki? Bildiğim kadarıyla kutuplarda çalışıyor. Hatta o yüzden gelemiyormuş. Kutuplarda mı? Kim kendi isteğiyle kutuplarda çalışmak ister ki? Bu soruyu bir gün belki sen sorarsın. Belki de senin yerine ben sorarım çünkü çok merak ettim. Yani bir insan sevdiklerinden kilometrelerce uzakta dünyanın bir ucunda niye yaşar ki? Sizden babaannenizi dinlemek ne kadar güzel. Böyle sanki bir roman okuyor gibiyim. Ne roman ne roman. İstersen bir gün tanıştırırım seni babaannemle. Yani bilemedim ki şimdi o... Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun buyurun oturun. Ve kusura bakmayın ben böyle bir anda geldim, rahatsızlık verdim size. Estağfurullah kızım, olur mu öyle şey? Sen bizim oğlumuzun arkadaşısın. Sana kapımız her zaman sonuna kadar açık. Sen bize rahatsızlık değil şeref verirsin. Bizi mutlu edersin. Teşekkür ederim. Pınar, hadi kalk kızım, bana yardım et de masayı hazırlayalım. Tamam anne. Halil'cim, kahve getirdim sana. Sağ ol hayatım. Pınar, kızım Yasemin'e de sorsana kahve içer mi diye. Ben içmem, teşekkür ederim. Çay içer misin? Yok, gerçekten istemem. Zaten sürekli hastanede içiyoruz. Ya Pınar, biz de senin ne kadar çalışkan bir öğrenci olduğunu konuşuyorduk. Bak ya, bu abim yok mu Yasemin?
Canı sıkıldığında bana sataşmaya bayılır. Ben ne yapsam yani, bir çay mı demlesem yeniden? Ne oldu hanımefendi? Konu hoşunuza gitmedi sanırım. Maalesef abicim, hiç hoşuma gitmedi bu konu. Yasemin, senin okulla aran nasıldı? Çalışkan mıydın? İtiraf etmem gerekirse ben çalışkan bir öğrenciydim. Ders çalışmayı da çok severdim. Okulda mutlu olan, eğlenen tiplerdendim ben. Yasemin okulu birincilikle bitirdi. Öyle mi? Kızım, madem bu kadar çok eğleniyordun, keşke doktor olsaydın. Ama o söylediğiniz şey o kadar kolay değil Ayfer Hanım. Ha, şunu bileydin. O kadarına cesaret edemedim. Hem ben insanlara yardımcı olmayı, onları teselli etmeyi çok seviyorum. Yasemin her boşluk bulduğunda hastaların derdini dinler. Hatta yoğun bakımda onu duymayan hastalarla bile ilgileniyor. Eğer fırsatta değil, vakit buldukça. Burak, cerrahi nasıl gidiyor oğlum? İyi baba, yani daha bir zorluk yok. Ama tabii hocalar bizi de ameliyata da almadı. Nasıl o zaman belli olacak. Pınar tuvalet ne taraftaydı? Gel ben sana göstereyim. İzninizle. Tabii kızım. Aa, tövbe tövbe. Kim bu ayol? Siz durun, ben bakarım. Babaanneme falan bir şey olmuş olmasın? Münevver Hanım, ne işiniz var dışarıda tek başınıza? Babaanne, ne oldu, bir şey mi oldu? Münevver Hanım. Babaanne, sen niye geldin? Söyleseydin bize, biz gelirdik böyle tek başına. Az önce bir ziyaretçim vardı Halil. Kim geldi Münevver Hanım? Yine o adam geldi. Hangi adam? Başımıza sardığın adam. Ulan ben görünmeden buradan nasıl çıkacağım? Münevver Hanım, size bir şey yaptı mı? Bana kimse bir şey yapamaz. Ama o adam evimin içine kadar girdi. Münevver Hanım, içeri geçelim isterseniz. İstemez. Halil, beni hala oyalıyorsun. O adam şantaj gibi Pakize'nin komada olduğunu söylemeye gelmiş. Babaanne, ama sen zaten biliyordun bunu. Benden gizlediğin başka neler var Halil? Ha? Hadi durma, anlat. Ne saklıyorsun? Yoksa kızım ölüyor mu? Münevver Hanım. Babaanne, hadi içeri girelim bak, ne olur. Hadi Münevver Hanım, geçelim içeri lütfen. O eşikten geçmeyeceğim. Hepiniz beni oyalıyorsunuz. Bana ne olduğunu anlatmıyorsunuz. Kızıma bir şey oldu değil mi Halil? Yok öyle bir şey babaanne. Olsaydı biz bilirdik, kayıtlara geçerdi. O zaman benden ne saklıyorsun Halil? O adam benden bir şey sakladığını söyledi. Münevver Hanım, o rezil herif belli ki sizi korkutmaya çalışmış. Onu kovduğum için sizi bana karşı doldurmaya çalışıyor. Bakın, Pakize'nin komada olduğunu söyleyip işine geri dönüp sizden para sızdırmaya devam edecekti. Ama planı işe yaramadı. Bana hiç öyle gelmiyor Halil, hiç. İnanın başka bir şey yok Münevver Hanım. Emin olun, o herif sizi bir daha rahatsız edemeyecek. Daha önce de böyle söylemiştin ama o adam kapıma dayandı. Hadi bizi bırak da evde küçük bir çocuk var Halil. Biliyorum Münevver Hanım, biliyorum. Müsaade ederseniz ben sizi konağa kadar götüreyim, hem de etrafı bir kolaçan edeyim. Sana muhtaç değilim ben. Artık değilim. Bir daha güvenimi sarsacak bir şey yapma Halil. Yoksa hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Suzan, kapıyı kapat.
Anne tamam. Tamam sakin ol. Oğlum nasıl sakin olalım ha? Duymadın mı dediklerini? Bittik biz. Pınar. Yasemin nerede? Ay tuvalete girmişti ya. Unuttuk kızla. Çok korkmuştur şimdi o da. Neyse ben bir bakayım ona. Ya biz burada yandık bittik diyoruz. Sen hala Yasemin diyorsun. Anne. Anne sussana, kız içeride duyacak. Duyarsa duysun. Ne işi var bizde? Ev barkı yok mu şunun? Yasemin, kusura bakma gerçekten. Olur mu canım? Ne kusuru? Belki de benim şu an burada olmamam gerekiyordu. Hayır canım, yani bilemezdin ki. Bizim de daha önce hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Ben de çok şaşkınım. Babaannem hiç bizim kapımıza gelmemişti daha önce. Sanırım büyük bir olay. Öyle. Tekrar çok özür dilerim. Sen eve bırakayım istersen. Olur. Tamam. İyi günler Ayfer Hanım. Anne ben Yasemin'i bırakıp geleyim. Tamam oğlum. Görüşürüz Yasemin. Kusura bakma. Olur Meleşe. Görüşmek üzere. Ne yapacağım ben? O adam dediği kimdi? Başka biri daha mı var bizim peşimizde? Günaydın Yasemin. Günaydın. Dün gece aklım sende kaldı. Yol boyunca da hiç konuşmadın. Olanlar seni çok gerdi değil mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? Sadece biraz canım sıkıldı. Bak inan ki normalde bizim evde hiç böyle şeyler olmaz. Dün gece sana anlattım ya. Babaannem biraz gergin bu aralar. Yani o yüzden de... Ben zaten sana moral olsun diye gelmiştim. Yanında olmak istemiştim, o kadar. İyi ki tanımışım seni. Sen yanımdayken kendimi çok mutlu hissediyorum. Gerçekten çok şanslıyım. Ben de. Hastanede görüşürüz o zaman. Geç kalma olur mu? Çok özledim seni. Görüşürüz. Görüşürüz.